Bugün 19 Haziran Cuma. Ekranları başında olan herkese mutlu akşamlar. Ben Sakine Gürsoy. Bugün de akşam bülteninde sizlere sıcak gündemi taşıyor olacağız ama öncesinde günün özetleri. Ünye Belediyesi'nin organizasyonuyla 40 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Genel seçimlerin ardından gündemi meşgul eden koalisyon tartışmalarına ordulu genç iş adamları da katıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ilk iftar programı Ordu'nun Akkuş ilçesinde yapıldı. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Hepsi ve daha fazlası TV2 Akşam Bülteni'nde. TV2 Akşam Bülteni başlıyor. Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçenin tamamında iftar sofraları açarak halkla buluşmak için ilk adımını attı. İlk iftar programı ise Akkuş Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Tek fırın sensin. Tek el ya. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında 19 ilçenin tamamında Ramazan boyunca iftar programı yapmak için harekete geçti. İlk iftar programı Akkuş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. İftar öncesi günün erken saatlerinde Akkuş ilçesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz burada devam eden yatırımları inceledi. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Kızıl Elma Mahallesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Yılmaz burada Çayıralan Mahallesi'ne geçerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Mahallelerdeki incelemelerin ardından Akkuş Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'den ilçede yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra ilçede incelemelerini sürdüren Başkan Yılmaz, Akkuş Küçük Kertil ve Argan Yaylası'na geçerek burada yetkililerden bilgi aldı. İlçedeki incelemelerini sürdüren Başkan Yılmaz, Akkuş Küçük Kertil ve Argan Yaylası'na geçerek burada yetkililerden bilgi aldı ve son olarak İlçede yapılacak iftar programına katılmak üzere geri döndü. İftar programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ordu Müftüsü Mustafa Kuluksaoğlu ve çok sayıda Akkuşlu vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi mehter takımıyla başlayan program ardından tasavvuf konseriyle devam etti. Düzenlenen sohbet programına katılan Ordu Müftüsü Mustafa Kuluksaoğlu, Ramazan ve oruç hakkında açıklamalarda bulundu. Sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan orucunu ve bütün ibadetlerde bize model olan Efendimiz'e selat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, her türlü inam ve ihsanı bizi izleyen değerli izleyicilerimizin hepimizin üzerine olsun. Kim o aya erişirse oruç tutsun. Demek ki bu günlerde 17 saat, 18 saat, 20 saat filan diyemeyiz biz. Allah orucu farz kılmıştır. Sıhhati elverişli olan, oruç tutma yaşına gelmiş olan bu farzı yerine getirecek. Oruç aç kalmak değildir bir kere. Oruç ruhu beslemektir. Sohbet programı sonrası iftarlar açıldı. İftar açıldıktan sonra konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz şu ifadelerde bulundu. Değerli Belediye Başkanımız İsa Bey ile birlikte bugün saat 3 gibi Akkuş'a geldik. Gelir gelmez hemen Kızıl Elma Mahallemizi, Çayıralan Mahallemizi ziyaret ettik. Argan Yaylamıza gittik. Belediyemizi ziyaret ettik. İnşallah bu gecede teravihimizi burada kılacağız. Sabah sahurumuzu burada yapacağız. Arkadaşlarımızla birlikte bugün Akkuş'ta misafiriz. Sizlerle beraber olacağız. Yarın sabahtan itibaren de Seferli'den, Akpınar'dan başlamak kaydıyla inşallah cuma namazımızı da Salman'da kılmak suretiyle İkizce ilçemize geçmiş olacağız. Başkan Yılmaz'ın konuşmasının sona ermesiyle program Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun orta oyunuyla son buldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programını bu kez kendi ilçelerinden başlamasını memnuniyetle karşılayan Akkuşlular, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Ünye Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi değerli izleyenler. İlçedeki bir okulda düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar sofrasında Ünye Belediye Başkanı Ahmet Camiar, Ünye Adnan Menderes Anadolu Ticaret Lisesi çok amaçlı salonuna gelen çok sayıda vatandaşlarla ilk iftarını açtı. Ünye Ticaret Lisesi salonunda kurulan iftar sofrasına her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Camiar, salona gelen vatandaşları tek tek dolaşıp selamlaşarak birlikte iftar açtı. Vatandaşlarla birlikte iftarını açan Başkan Camiar, Ramazan'ın ilk gününün ilk orucunu sizlerle birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyorum diye konuştu. Günümün ilk orucunu gerçekleştirmiş tutmuş olduk. Cenab-ı Mayakullar bizleri sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde inşallah bayrama ulaştırsın. Öğrencilerimize de bütünleme sınavlarında başarılar dilemiş olalım bu vesileyle. Herkes amin diyor günden beri. Veren elde aman elde oluşturmuş oluyor burada. Öncelikle katkı sunan iş adamlarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Ramazan gerçekten anlamlı. Çoğu zaman baktığımızda cebimizde bir kuruş olmadığı zaman bile mutlaka rahmetin var olduğu bir ay, cebimizde bir sofranın bulunduğu bir ay. Evimize gittiğimizde 5 kişilik bir sofrada 10 kişinin, 15 kişinin doyduğu bir anı çoğu zaman gözlemleme imkanımızın olduğu bir dönem. Ve annelerimizin mutfaklarında çoğu zaman baktığımızda yemeklerden tutan fiten, duman, burnumuza gelen kokudur Ramazan aslında baktığımızda ve kardeşliktir, barıştır, sevgidir Ramazan diyoruz. Afiyet olsun hepinize. Son 30 yılın en uzun orucunun tutulacağı Ordu'da konuyla ilgili bilgiler paylaşan Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısıoğlu, oruç ve Ramazan'la ilgili bilgiler almak isteyenlerin Alo 190 hattını arayabileceklerini söyledi. 17 saatte çeyrek asrın en uzun Ramazan'ını yaşadığımız şu günlerde Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısıoğlu da vatandaşlara çeşitli yollarla ulaşarak aydınlatıcı bilgi veriyor. Müftü Kolukısıoğlu oruçla ilgili bilgi almak isteyenlerin Alo 190 hattını arayabileceklerini söyledi. Camilerde dini bilgiler de verilecek teravih öncesi, onu da söyleyeyim. Tabii orucu bilmeden, unutarak bozan kişinin orucu bozulmaz. Aklına gelir gelmez döndüğü zaman. Bir de değerli izleyicilerimiz şu günde bile soruyorlar. Mesela çok yaşlıların, bazı yaşlılar bize şunu soruyor. Bizim Alo fetvamız var. Onu da sizin aracılığını da tekrar edeyim. Alo fetva 190 biliyorsunuz. Ordu ilinde 190'ı çevirdiği zaman bizim Alo fetva çıkıyor. Kolukısıoğlu Alo 190 hattımı sabah 09'dan akşam 23'e kadar soruları cevaplamaya açıktır diye konuştu. Alo fetva Ramazan dışından farklı olarak sabah 9 akşam 23'e kadar açıktır. Buraya kadar fetvalarını sorabilecekler değerli kardeşlerimiz, değerli izleyicilerimiz. Ramazan ayı ile birlikte askıda ekmek uygulamaları devam ediyor değerli izleyenler. Bu uygulamayla ihtiyaç sahiplerinin Ramazan'da da karnı doyuyor. Hayır sahibi ile ihtiyaç sahibi birbirini görmeden mağduriyetin giderilmesi sağlanan askıda ekmek uygulaması Ramazan'da da devam ediyor. Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli düşüncesinden hareketle Ramazan ayında askıda ekmek uygulaması devam ediyor. Ramazan ayında yoksul insanlara yardım yapmak isteyenler sayesinde ekmek uygulaması sürüyor. Vatandaşlar ihtiyacı kadar ekmek ve pideyi fırına gidip alabiliyor. İhtiyaç sahiplerinin faydalanması için yani gelen müşterilerimizin buraya parasını bırakıp biz de aracılığımızla dışarıdaki dolaba yerleştiriyoruz işte. Herkese ihtiyaçların olduğu kadar almasını, elimizden geldiği kadar düzenli almasını yani hepsinin birini değil de ihtiyaçları olduğu kadar almalarını için gayret gösteriyoruz yani. Otodotları mal sahipleri hayırları için vesile olmak için mal sahipleri yaptırıyor. Gelen diğer müşterimiz de onları alıp oraya ekmeklerini bırakıyorlar. İhtiyaç sahipleri de gelip alıyor yani. Peki sadece Ramazan ayı için geçerli? Hayır, hayır, her zaman için geçerli. Yani gece gündüz fark etmiyor, 24 saat. Gelen müşterilerimiz bırakıyor zaten, gece gündüz fark etmiyor.
ihtiyacı olan özellikle dar gelirli ailelerin birçoğunun karnı doyuyor. Askıda pide ekmek uygulaması var. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Askıda ekmek biz 3 senedir yapıyoruz yaklaşık ve gerçekten çok şey gören bir yer. Ve burada dolabımız vardı ama dolap yasak olduğundan dolayı artık listeye döktük. Akşam üstüne yakın herkes ücretini ödüyor. İhtiyacı olan vatandaşlarımız da alıyor. Peki ihtiyacı olan vatandaşlar buraya geliyorlar kendileri. Zaten hani sürekli bildiğimiz kişiler var zaten. Onlar geliyor söylüyorlar, biz de veriyoruz. Hani ihtiyacı olanlar en azından hani onun bunun kapısına gitmektense gelip hani vatandaşın verdiğini alıyor. Fırınlarda yer alan askıda ekmek dolapları ve panolarında bulunan ekmek ve pideler ihtiyaç sahipleri tarafından gönül rahatlığıyla alınabiliyor. Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hamdi Işık, sürücülere uyarılarda bulunarak iftara yetişmek için acele edip kendinizi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyin diye konuştu. Ramazan ayında oruç nedeniyle çoğu insanda kan şekerinin düştüğü, açlık, susuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak reflekslerin yavaşladığı ve dikkat dağılması yaşandığını hatırlatan Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hamdi Işık şöyle konuştu. Tabii ki mübarek bir Ramazan ayına girdik. Günlerin uzun olması, şoför esnafı kardeşlerimizin de zaten 12 saat direksiyonda oturması stres ve sıkıntı içerisinde bir görev yapmaktadırlar. Aslında bununla yaptığı görev hakikaten gerçekten her mesleklerinde daha fazla riskli, sıkıntılı ve mal ve can güvenliğini riski alan bir meslek grubuna hizmet ediyorlar. Onun için de bu mübarek Ramazan gününde, yaz gününde de tabii ki günlerin uzun olması, susuzluk, işte açlık gibi ve çoğu insanların da aç olan insanlar kan şekerleri falan düşmesinin dolayı sabır isteyen bir meslek. Yani şoförlük mesleği sabır isteyen bir meslek. Başkan Işık, sürücülerimizin birbirlerine karşı daha hoşgörülü ve saygılı olmaları, can yakan kazaların olması, tatsız olayların yaşanılmasını engelleyecektir şeklinde konuştu. Biz şoför kardeşlerimize tabii ki onlar Allah razı olsunlar şu ana kadar öyle bir herhangi bir kalem alınacak bir kazayla bir şekilde karşı karşıya gelmediler. Onlar da sevindirici bir olay, meslek olarak sevindirici bir olay. Ben yine şoför kardeşlerimin sabırla bu zor görevi de bu mübarek günümüzdeki hele de zaman zaman iftira saatlerindeki insanlar tabii ki onların tek emeli aldığı yolcuları, insanları bir an evvel yuvasına kavuşturmak, evine götürmek için çaba sahibiler, liste giriyorlar. Biz de bunu kendileri bu güzel duyguyu düşünürken de kendilerine riske atmamasını istiyoruz. Onun için de birazcık daha dikkatli araba kullanmalı. Zaten ordumuzun trafiği belli. Şu anda ne kadar millet çözüm arıyor dese bile hepsi havada kalıyor. Genellikle şehir içerisindeki trafiğin tıkanıklığı, genellikle toplu taşıma aracından faydalanan insanların da buna olumsuz derecede zaman üzerinden etki yapıyor. Bunun da en fazla sıkıntısı, stresini yaşayan da değerli şoför kardeşlerim. Başkan Hamdi Işık sürücülere yaptığı uyarılarını şu sözlerle sürdürdü. Şimdi ben değerli şoför kardeşlerime söylemek istiyorum. Bu mübarek Ramazan ayının içerisindeki genelde akşam saatlerinde biraz daha dikkatli sürat yapmaları ve dikkatli araba kullanma için de rica ediyorum. Ve bu da mal ve can kaybına sebep olmamasın diye onlara bol kazançlar diliyorum. Ramazan ayıyla birlikte vatandaşlar iftardan sonra teleferik akın ediyor. Ramazan'da akşam saat 11'e kadar olacak teleferik saatlerinde ise Ordulu vatandaşlar teleferiğin daha da geç kapanmasını istiyor. İnsanlar her an gezebilsinler, çıkabilsinler derim ben yani. Denizden 450 metre yükseklikte bulunan Boztepe, Ordu için vazgeçilmez bir turizm kaynağı. Boztepe'ye teleferikle çıkmak Ramazan'da ayrı bir güzel oluyor. Ordu tam anlamıyla ayaklarınızın altında. Ramazan'da teleferiğin sabah 9'dan akşam 11'e kadar açık olacağı belirtiliyor. Vatandaşlarsa teleferiğin daha geç saatlere kadar açık olmasını istiyor. Yaz aylarında tabii ki daha fazla ileri gitmesini isteriz. Ama tabii arz talep meselesi bu da. Tam ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama talep varsa bunu değerlendirirler. Ama biz tabii ki geç saatlere kadar olsun isteriz. Çünkü turist açısından bunlar önemli. Turistler gece daha fazla gezer. Belli bir saat olmaması lazım diye düşünüyorum. Vallahi benim için sabaha kadar açık olsa daha iyi. Şimdi kış sezonu değil.
Ha, millet illaki bir yerlere gitmek, gezmek, tozmak isteyecek hani. Güzel geçirse iyi olur. Tabii canım, tabii, ne demek. Sabaha kadar açık olsun benim için daha iyi. Hani biz gidemiyoruz ama gitmek isteyen insanlar var. Hani biz evimizde 8'de yatık diye millet herkes 8'de yatacak diye bir hali yok. Daha geç saate kadar açık olabilir. Çünkü burası sahil bölgesi. Ramazan'da evet. Yani insanlar sahura kadar oturanlar var, sahur yapanlar var. Boztepe'de sahur yapmak isteyen insanlar olabilir. Onlar için iyi bir fırsat. Yani 12'ye 1'e kadar, sahura kadar, Ramazan'da sahur sonrasına kadar olması bence mantıklı. Ya insanların, biz İstanbul'dan geldik buraya. Gezmeye geldik. Ama sahura kadar olursa iyi olur TDP'nin açık olması. En azından insanlar gezer. 11 çok erken bir saat. Ünye'de geleneksel hale gelen toplu sünnet şöleninde bu yıl 40 çocuk sünnet heyecanı yaşadı. Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Sayın Belediye Başkanımızla beraber. Ünye Belediyesi tarafından toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve vatandaşların katılımıyla Ünye İskelesi'nde gerçekleştirilen törenle 40 çocuk erkek ilk adımını attı. Sünnet şöleninde konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, çocuklara sağlık, anne ve babalarına da onların mürüvvetlerini görmesini diledi. Sünnet, erkekliğe atılan ilk adım. Gözlerde pırıltı var, ışık var çocuklarımızda. Ve tıbbi açıdan baktığımızda birçok hastalığı önlediği ifade ediliyor bugünkü tıp doktorlarımız tarafından. Çocuklarımıza ben inşallah ömür boyu huzur, mutluluk, sağlık diliyorum. Anne babalarına onların mürüvvetlerini de görmelerini Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyor. Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Tutacağınız oruçlar şimdiden mübarek olsun ve çocuklarımızın sünnetleri de hayırlı uğurlu olsun diyoruz şimdiden. Başkan Çamyar daha sonra çocuklara hediyelerini dağıttı. Onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Tüm Ünyelilerle beraber Ramazan etkinliklerimizin başka bir startını verecek etkinlik. Korgan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yapmış olduğu proje kapsamında 122 yetim ve öksüz öğrencinin gerçekleştirilmesini istediği 3 hayali gerçekleştirilecek. Çok değerli misafirler. Korgan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yürüttüği proje kapsamında ilçedeki okullarda öğrenim gören 122 yetim veya öksüz öğrenci belirlendi. Belirlenen bu öğrencilerden okul rehber öğretmenleri aracılığıyla sahip olmak istedikleri 3 şeyi bir kağıda yazmaları kendilerinden istendi. İlçedeki tüm kurum amirleri ve esnaflar ilçede bir düğün salonuna davet edilerek onların da hayalleri gerçek olsun, ben mutluysam onlar da mutlu olsun adlı proje edebiyat öğretmenleri tarafından tanıtıldı. Proje kapsamında konuşma yapan Korgan Kaymakamı Erkan Kaçmaz, projenin çocuklar açısından önemine vurgu yaptı, proje çalışanlarına başarılar diledi ve ilk isteğin kurasını çekti. Biraz rötardan dolayı özür diliyorum. Elde olmayan bir husustan dolayı biraz öter yaptık. Ama sabırla beklediğiniz için ve buraya kadar geldiğiniz için ben cani gönülden şükranlarımı sunuyorum hepinize ayrı ayrı. Bir anne ve babanın eksikliğidir ve yeri doldurulamayacak bir eksikliktir. Ha, bunun maddi veya dünyada neyle ölçülebilecek ne olursa olsun yeri doldurulamayacak bir eksikliktir. Bizlerin yapmak istediği sadece bir kapı açmak. Onların çocuklarımızın uhdelerinde kalan, akıllarında kalan hususu bir şekilde gidererek en azından bir nebze olsun mutlu olmalarını sağlayabilmek. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah niyetimiz ve sonucu da hayır olur. Teşekkür ediyorum hepinize. Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı Müdürü Hüsamettin Yılmaz'ın davetlisi olarak salona gelen tüm kurum amirleri ve Korgan esnafı isteklerin ve isimlerin yazılı olduğu kavanozlardan isimler çekerek hayalini gerçekleştirecekleri öğrencileri ve hayallerini not aldılar. Katılımcılar önümüzdeki Ramazan bayramından önce istekleri alıp Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Müdürü Vakfı Hüsamettin Yılmaz'a teslim edecekler. Yılmazlı ise öğrencilerin hayallerini süsleyen bu istekleri öğrencilere bayram öncesi ulaştıracak. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, 20 Haziran yani yarından itibaren rekolte çalışmaları için araziye çıkacaklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu.
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, külleme hastalığının rekolteyi etkileyebileceğini belirterek 20 Haziran'dan itibaren rekolte çalışmaları için araziye çıkacaklarını söyledi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, üreticilerimiz külleme hastalığını önlemek için ilaçlama yapmazsa rekolteyi etkiler diyerek konuşmasına şöyle devam etti. Külleme hastalığı geçen yılki 30 Mart'taki don olayı ve don olayından sonra başlamıştı. Geçen yıl az miktarda vardı. Bu yılda bütün bölgede yoğun bir şekilde küllenme hastalığı var. O yüzden üreticilerimiz çok dikkatli olması lazım. İşte dalda gördüğünüz gibi kurumalara neden oluyor fındıkta. Bugün yarın bu fındığın gelişmesine engel olacak. Bu rutubet ve nemden kaynaklanan bir tür mantar hastalığı. Zaman içinde ilaçlanmazsa, bakımı yapılmazsa bu fındıklar dalda durmayacak, dökecek. Zayıfladığı zaman, fotosentezi oluşmadığı zaman dökülecektir. O yüzden üreticilerimize sizlerin aracılığıyla tekrar sesleniyorum. Geç kalmadılar. Bu ayın sonuna kadar ilaçlamalarını yapsınlar. Daha sonra da geç kaldık falan demesinler. Üreticilerimizden fazla ilgi ve alaka yok. Çünkü biz istiyoruz ki üreticilerimiz bu konuda ilgili olsunlar ki geçen yıl fındıktan zarar ettiler. Don oldu, fındık olmadı. Bu yılda gördüğünüz gibi gene fındık görünüyor dalda. Bu dalda görünen fındığı en azından muhafaza edelim, sahip çıkalım, ilaçlamasını yapalım, bakımını yapalım diyorum. Cörüt konuşmasında 20 Haziran yani yarından itibaren rekolte çalışmaları için araziye çıkacaklarını söyledi. Rekolte çalışmalarımız 20 Haziran'dan sonra sahaya ineceğiz bu önümüzdeki günlerde. Ekiplerimizi oluşturuyoruz. Ondan sonra da kamuoyunda sizlerin huzurunda işte Trabzon'dan, Giresun'dan, Samsun'dan gelen oda başkanlarımızla beraber bir basın toplantısı huzurunda yapmış olduğumuz rekolte çalışmalarını açıklayacağız. Şu anda yapılan rekolte çalışmalarına da üreticilerimiz itibar etmesinler. Karanfil sayımı yapıldı. Karanfil sayımı zaten bakanlıkça yasaklandı. Yasaklanmasına rağmen belli kuruluşlar, belli kurumlar bunu yapmaya gayret ediyorlar. Önümüzdeki günlerde Tarım Bakanlığı'nın da Tarım İl Müdürlüğü aracılığıyla bir rekolte çalışması olacak. Oradaki komisyona da biz eleman verdik, personel verdik. Onun haricinde ziraat odaları olarak biz kendimiz de elimizde bir belgemiz, bir donemiz olsun diye önümüzdeki günlerde çalışmalarımıza başlayacağız. Bu hastalıkla ilgili çok büyük şikayetler var. Azdan başladı, çoğuğa doğru gitti. O yüzden üreticilerimiz buna sahip çıksınlar. Tekrar söylüyorum, fındığına sahip çıksınlar. Yoksa bu fındığı da dalda bulamayacaklar. Bu fındığın gelişmesi engellenecek, kalitesi düşecek, ilaçlamazlarsa fındık dökecek, az olacak. Hasat dönemine daha 1,5 ay gibi bir zaman var. Bu zaman zarfında da üreticilerimiz bu ay sonuna kadar da fındıklarını, bahçelerini ilaçlasınlar, bakımını yapsınlar. İlaçlaması ziraat odalarımızda bu ilaçlardan bulunmaktadır. Fındık araştırmanın, Giresun fındık araştırmanın denemiş olduğu bir ilaç var. O ilaçla beraber üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Odalarımızdan gelip alabilirler. Fındık bahçelerinde ilaçlayabilirler. Değerli izleyenler, Büyükşehir Belediyesi bu yılda Ordu'da ilçe ilçe Ordu halkını iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor dedik. Dün akşam Akkuş ilçesinde iftar sofraları kuruldu. Bugün ise İkizce'de. Biz de TV2 olarak bu ana ortak olmaya devam ediyoruz. Tabii merak ediyoruz, günde ortalama kaç kişi belediye tarafından hazırlanan sofralarda açıyor? Menüde neler var? Geleneksel etkinlikler neler? Hepsini öğreneceğiz. Haber merkezimizden Erol Küçükoğlu şu anda İkizce'de ve detayları öğrenmek üzere kendisine bağlanıyoruz. Evet, teşekkürler Sakine. Geçmişi 1200'lü yıllara kadar dayanan, eski adı Laleli olan İkizce'den herkese mutlu akşamlar, iyi iftarlar diliyoruz. Neden İkizce diye merak ettik İkizce'ye ilk geldiğimizde. Araştırdık, sorduk, soruşturduk. İkizce'nin ortasından geçen
derenin ilçeyi ikiye bölmesi sebebiyle ilçeye İkizce adının verildiğini öğrendik. 1957 yılında eski adı Laleli'ymiş. Burada da İkizce tabii ki Laleli Camii ile de biliniyor aynı zamanda. Bugün neden, bu akşam neden buradayız onu hemen bildireyim. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği ve önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirmeye çalıştığı 19 ilçede iftar buluşmaları için buradayız. Dün akşam Akkuş'tan sizlere seslenmiştik. Bu akşam İkizce'deyiz. İkizce'de Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Buradaki belediye, Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunu sizler için ekranlara taşıyacağız. Neler olacak onlardan bahsedeyim hemen. 18.45'te Mehteran gösterisi vardı. Ancak sağanak yağış nedeniyle Mehteran gösterisi büyük bir ihtimalle ertelendi. Yarın akşamki programda yeniden izleyicileriyle buluşacak. Onun ardından Büyükşehir Belediyesi'nin tasavvuf musikisi dinletisi olacak. Sohbet programı olacak. Sohbette de fıkhi açıdan oruç İkizcililerle tartışılacak, konuşulacak ve saatler 20.16'yı gösterdiğine de aynı sofrayı paylaşıyoruz sloganıyla yola çıkan Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iftar yemeği olacak ve ardından saat 20.30 sıralarında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz İkizcililere hitap edecek ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun gösterisiyle de İkizce'deki iftar buluşması sona erecek. Bugün 30 derece dolaylarında açık ve oldukça da sıcak bir hava vardı İkizce'de, ancak akşam saatlerinde İkizce Belediyesi'nden yaklaşık bir saat kadar önce bir uyarı yapıldı, anons yapıldı. Sağanak yağış ve selle alakalı olarak vatandaşlar uyarıldı ve o beklenen yağışla az önce geldi. Oldukça etkili bir yağış var İkizce'de. Umarız çok tehlikeli sonuçlara sebep olmaz diye ümit ediyoruz bu akşam için. Yarın akşam ise programımız İkizce'den sonra Çaybaşı'da olacak. Çaybaşı Anadolu Lisesi bahçesinde kurulacak iftar çadırı. Orada da yine aynı etkinlikler olacak. Mehteran takımının gösterisi eğer yine yağış engeline takılmazsa. Tasavvuf musikileri, sohbet programı, iftar programı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşması ve Karadeniz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun gösterileri olacak Çaybaşı Anadolu Lisesi'nde. İkizce'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İkizceliler yavaş yavaş iftar sofralarını doldurmaya başladılar. İftar saatine de az bir zaman kaldı. Burada herkes büyük bir sabırsızlıkla bu büyük buluşmayı bekliyor. Yaklaşık 1700 kişilik bir iftar sofrası kuruldu burada. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İftar programında tekrar görüşmek üzere. Söz stüdyoda Sakine'de. Teşekkür ediyoruz sevgili Erol'a. Evet, muazzam bir ortam, öyle değil mi? Orada bulunan herkese ve tabii ki ekranları başında olan herkese şimdiden iyi iftarlar dilerim. Devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Temmuz ayı ile birlikte asgari ücreti aylık 51.47 lira zam geleceği belirtildi. Peki Ordulu vatandaşlar asgari ücrete gelecek zamdan memnun mu? Birlikte izliyoruz. Asgari ücretin 1 Temmuz'da zamlanacağı belirtildi. Çalışanın cebine asgari geçim indirimiyle birlikte 949 lira 7 kuruş girecek ve 1 Temmuz'da yapılacak artışla birlikte asgari ücretlinin cebine 51 lira 47 kuruş daha fazla girecek. O vaat verenler düşünsün. Sizce yeterli mi? Vaat verenler düşünsün. Daha bir şey diyeyim. Vaat verdi ya, nasıl verdiyse etsinler. Kursunlar, hükümeti versinler madem. Asgari ücretin net rakamı asgari geçim indirimiyle birlikte 1054 lira olacak. Vallahi hiç şey yapmaya bile değmez yani. Konuşmaya bile değmeye gerek yok. Çok az yani, zaten ne bileyim yani, kimin ne konuştuğu belli değil ki. Birisi artık dur bakalım, şimdi kurulan bir yeni kurulan bir şey var. Belki bir daha değerlendirme yapabilirler. Asgari ücretlinin maaşı günlük 1.71 lira, aylık 51.47 lira zamlanacak. Ordulu vatandaşlar asgari ücrete yapılan zam oranlarına tepki gösterdi. Onlar bildiklerini yapıyorlar. Biz ne söylersek söyleyelim. Peki yeterli olacak mı sizce? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Çünkü kendilerine yapılan zamlar belli. Yani insan elini vicdanına koyup bir şeyler vermeli. 51 lira verin. Hayır, 51 lira yetersiz. Bu seçim meydanlarındaki vaatler verilirse yeterli. Onların nasıl geçindiğini onlar daha iyi bilirler. Onun için ona göre şey yapsınlar. Ben 70 küsür yaşında insanım.
İsterim ki çoluğuma, çocuğuma, hiç kimseye muhtaç olmadan kendi emeklimden, şeyimden geçineyim ama maalesef olmuyor. Biz yeterli olacak mı sizce bu zam? Vallahi biz emekliyiz yavrum. Fakat iki kişi emekliyiz, biz geçinemiyoruz. İki tane üniversite okuyan öğrencimiz var. Herhalde 1500 lira olacak mı dediler, 1000 dediler herhalde. Evet, şu an 51 lira zam geldi. 51 lira, bayağı güzelmiş vallahi. Bozduralım, harcayalım. Başka diyecek bir şeyim yok yavrum. Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu'da hayvancılığın daha modern yapılar içerisinde sürdürebileceğini belirterek, yeni yapılacak kapalı ve yere açık sistemli serbest duraklı ahırlar, ahır ve ahıl tadilatlarında başvuru yapan üreticilerimize %50 hibe desteği uygulanıyor, dedi. Ordu'da hayvancılığın modern tesislerde yapılması için çalışma yaptıklarını, bu çalışmalar kapsamında inşaat yapımı ve damızlık koç alma konusunda hibe desteklerinin arttığını ifade eden Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz şöyle devam etti. Bakanlığımız tarafından 2014 yılından itibaren ilimizin de içerisinde yer aldığı DOKAP günlerinde hayvancılık işletmelerinin inşaat ve damızlık erkek materyal temininde destekleme yapılmaktadır. Bu kapsamda yeni yapılacak kapalı ve yarı açık sistemli serbest duraklı ahırlar ile ahır ve ahıl tadilatı destek kapsamında olup inşaat yatırımları için bakanlığımız tarafından verilen hibe tutarı %50'dir. Yani yapılacak yatırımın %50'si bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. Aynı şekilde yine erkek materyal damızlık alımında ise %80 oranında destek verilmektedir. Alınacak damızlık hayvanların, erkek hayvanların %80'i bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yılmaz, hayvancılığın geliştirilmesi için 2015 yılının ilk 4 ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2015 yılı içerisinde ise ilk 4 aylık dönemde bu konuda ciddi başvurular alınmıştır. Yapmış olduğumuz saha çalışmaları neticesinde, hayvancılık yapan işletmelerle birebir yapılan görüşmeler neticesinde toplamda 107 işletmemiz bu destekleme ödemelerine yararlanmak için müdürlüğümüze müracaatta bulunmuştur. Müracaat eden üreticilerimizin başvuru dosyaları incelendiğinde bunların 89 tanesi mevcut şartlara uygulu ve bu konudaki mevzuata uygun olduğu başvuruların değerlendirilmiş ve bakanlığımıza gönderilmiştir. Onaylanmak üzere bakanlığımıza gönderilmiştir. Bakanlığımız tarafından yapılan proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ise bakanlığımıza sunulan başvurulardan 76 tanesi uygun görülerek onaylanmıştır. Sonuçlanan projeler ve ödenen hibe desteklerine vurgu yapan Yılmaz şöyle konuştu. Projeyi genel hatlarıyla değerlendirdiğimizde mevcut şu anki ahırlarımızı ve ahırlarımızı işte köylerimize gittiğimizde görüyoruz. Yani ahırlarımız ve ahırlar gerçekten hayvan refahına uygun olmayacak şekilde çoğu dizayn edilmiş durumda. Bu ahırlardan hayvancılığımızı kurtarmak suretiyle hayvanlarımızı daha modern barınaklara taşıyıp verim ve kalitenin artması için de çalışmalarımız artarak her geçen gün devam etmektedir. Bu ahır ve ahıl yapacak üreticilerimize İl Müdürlüğümüz tarafından eğitim çalışmaları da aralıksız olarak verilmekte olur. Bu konuda bundan sonraki dönemde de bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Ben bu yapılan tüm yatırımların ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve hayvancılığımızın modern ahırlarda, modern işletmelerde yapılmak suretiyle bundan sonraki süreçte verim ve kalitenin artacağını buradan herkesle paylaşmak istiyorum. Fındık ihracatçısı çıtayı yükseltti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Fındık Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 2023 hedeflerini anlatarak 2015 yılı rekorte tahminlerini açıkladı. Takdir edersiniz ki fındık Türkiye'nin temel ihraç ürünlerinden ve %100 katkısız
yerli malı olması hasebiyle de en önemli ihraç ürünlerinden biridir. Karadeniz Fındık ve Mamuller İhracatçıları Birliği ve Fındık Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, Türk Fındık İhracatçısı olarak yakın gelecekte Türkiye'ye 5-6 milyar dolar döviz girdisi sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Fındık ihracatçılarının her zaman en yüksek hedeflediğini açıklayan Sevinç şunları kaydetti. Türk fındık sanayi her zaman ilk 500 içinde var olmuştur. Yüksek fındık fiyatları sadece fındık ihracatçısı firmaların sıralamada önlerde olmasını sağlamıştır. Önümüzdeki yıllarda ilk 500 sanayi kuruluşu arasına giren firma sayısının daha da artacağını, istihdamların artacağını düşünmekteyim. Türk Fındık İhracatçısı olarak 2023 yılında Türkiye'de 1 milyon ton kabuklu fındık üretimini gerçekleştirmek istediklerini belirten Sevinç, daha önce 3 milyar dolar döviz girdisi sağlama başarısı gösteren Türk Fındık İhracatçısı olarak yakın gelecekte 5-6 milyar dolar döviz girdisini ülkemize sağlamayı hedeflemekteyiz dedi. Yeni fındık sezonu öncesi iyi bir rekolte beklediklerini anlatan Sevinç şunları kaydetti. Sağlıklı sonuçları bilimsel olarak yapılan çotanak sayımına göre Temmuz ayı içerisinde ortaya koyacağız. Ülkemiz fındık dikim sahalarında verimin artması için ülkemizin bilinçli şekilde bahçesine bakması, bilinçli ilaçlama, gübreleme, budama yapması çok ama çok önemlidir. Bu nedenle üreticimize ödenen destekleme primlerinin şarta bağlanarak bahçesine bakan, bilinçli üretim, ilaçlama, gübreleme yapan üreticimize daha fazla verilmesini istiyoruz. Yeni sezonda minimum 650 bin ton fındık rekoltesi bekliyoruz. Tahmin adı üzerinde tahmindir. Tahminlerde yanılma payı her zaman için vardır. Güne kadar biz yanılmadık ama bugün yanılabiliriz, yarın da yanılabiliriz. Ancak tahminlerdeki yanılma paylarının kabul edilebilir olması gerekir. Eğer kabul edilebilirliğin üzerinde bir yanılgı varsa, o tahmini yapan kurumlar en azından geriye bir bakıp, bir değerlendirme yapıp, nerede yanıldıklarını kontrol etmelidirler. Bilimsel çalışmaların metodolojisi böyledir. 2015 genel seçimlerinin ardından gündemi meşgul eden koalisyon tartışmalarına Ordulu Genç İş Adamları da katıldı. Ordu Genç İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Kaymaz, sandıktan çıkan milli iradenin koalisyon kurun mesajının iyi okunması gerektiğini belirterek, bizler tüm partilerimizin egolarını ve kaprislerini bir kenara bırakarak yüksek sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz diye konuştu. 2007 yılında ortalama %13.16 oranında bir büyüme hedeflediklerini de ayrıca belirtmişlerdir. Ordu Genç İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Kaymaz da gündemi meşgul eden koalisyon tartışmalarına katıldı. Kaymaz 7 Haziran genel seçimlerinde seçmen iradesi siyasi partilere tek başına hükümet kurma görevi vermemiş, tüm siyasi partilere koalisyon çağrısı yapmıştır. Bugün 27 Avrupa Birliği ülkesinin 24'ü koalisyonlarla yönetilmektedir. Ve koalisyonla yönetilen ülkelerin milli gelirlerinin ortalama 40 bin doların üstünde olduğunu görüyoruz. İtalya'da 6 partiden oluşan bir koalisyon hükümeti iş başındadır. Letonya'da, Fransa'da 4 partiden oluşan koalisyonlar, Finlandiya ve Portekiz'de ise 3 partiden oluşan koalisyonlar ülke yönetiminde bulunmaktadır. Almanya gibi güçlü bir ülke yine koalisyonla yönetilmektedir. Türkiye her tür koalisyonun üstesinden kalkabilecek ve koalisyonla doğru yönetilebilecek kadar güçlü bir ülkedir, dedi. Kaymaz sandıktan çıkan milli iradenin koalisyon kurul mesajının iyi okunması gerektiğini belirterek, siyasi partiler sandıktan çıkan milli iradenin koalisyon kurun mesajını iyi okumalıdır. Milli irade tüm siyasi partilere bir görev vermiştir. Siyasi partilere düşen görev bugüne kadar saygı duydukları milli iradenin isteğini yerine getirmektedir. Bizler tüm partilerimizin egolarını ve kaprislerini bir kenara bırakarak, sandıktan çıkan iradeye saygı duyarak yüksek sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. Uzlaşma arayışlarının ısrarla sürdürülmesini, hükümet kurma yönündeki çalışmalarının mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmasını, Türkiye'nin güçlü ve iyi çatışan bir koalisyonla dünyaya güzel bir örnek vermesini ve kurulacak hükümetin demokratik, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişlik düzeyimizi ilerletecek adımları atmasını bekliyoruz. Bu beklentilerin karşılanması milli iradeye saygı duyacağız anlayışının zorunlu bir gereğidir. Yine koalisyonla yönetilmektedir. Koalisyon görüşmelerinde siyasi partilerin elbette farklı talepleri ve görüşleri olacaktır. Ama öncelik hangi noktalarda uzlaşıldığına karar vermek olmalıdır. Koalisyon müzakerelerine tam başlamadan, müzakereler tartışmalarını sonlandırmadan, koalisyon sürecini tıkamanın ve erken seçimin ihtimalini gündeme getirmenin, milli iradenin kararına saygısızlık olduğuna inanıyoruz.
Hangi siyasi parti olursa olsun kasten koalisyon sürecini tıkayanlar, süreci tıkayıp tekrar erken seçime gitme niyetinde olanlar, millet iradesinin yeni kararlarıyla karşı karşıya kalacaklardır ifadelerinde bulundu. Gürgentepe Şüktepekliler Derneği 30 Mayıs'ta yaptığı festivalin ardından Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci günü yapacağı festival hazırlıklarını sürdürüyor. Gürgentepe Şüktepekliler Derneği 30 Mayıs'ta yaptığı festivalin ardından Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci günü yapacağı festival hazırlıklarını sürdürüyor. Konuyla ilgili Şüktepekliler Derneği Başkanı Cemalettin Akıncı bilgi verdi. Şimdi bizim festivalimiz var, bayramın birinci günü, ayın 17'si 18'inde. Şimdi inşallah Allah nasip ederse bayramın ikinci günü, birinci günü güleç olacak, canlı yayın olacak televizyonda biliyorsunuz ekibi. İkinci günü yine sanatçılar ve konser eşliğinde olacak. 9 tane sanatçı var ve yaklaşık 200 tane yakın güleççi olacak ve köyümüzü İnşallah o zaman tanıtacağız köyümüzde de. Bizim iyi olacağına inanıyoruz. Allah iş adamlarımızı başımızdan da eksik etmesin. Allah onlara iş versin. Para kazanmak, çok paralar kazanmak nasip etsin. Memleketimize yatırım yapıyorlar. Her biri camiden, cemevinden, her şeyine varana kadar ne eksik varsa okulda. Yani elinden herkese Allah razı olsun diyoruz. Katkısında kimse kusur etmiyor. Hedefimiz şöyle var. Derneğimiz zaten önümüzdeki yıl derneğimiz Üçtepe'nin gençlerinde üniversite okuyan çocuklarına burs verecek. Allah nasip ederse. Tek hedefimiz o. İş adamı Hasan Bulutsa şölenin en iyi şölen olacaklarına inandıklarını belirtti. Bizim dernek Üçtepe pikniği ve şölen 2004 yılından beri yapılıyor. Bizim belediyemiz maalesef bir önceki seçimde kaldı. Belediyenin katkılarına yapıyordu. Biz de katkıları yapıyorduk. Şimdi biz gene bunu devam ediyoruz. Geçen sene gene derneğimizin önderliğinde yapıldı. Gene katkılarımızı gene devam ediyoruz. Bu sene Allah izin verirse daha iyi olacağına inanıyorum. Güreşi Karadeniz'de en iyi güreş olacağına inanıyorum. Şölen de çok güzel geçeceğine inanıyorum. Biz dernek için elimizden ne gerekirse yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. 8 Mart 1915 tarihinde döktüğü 26 mayınla Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında en büyük katkıyı sağlayarak 18 Mart'ı deniz zaferine dönüştüren kahraman Nusret Mayın gemisi orduya geliyor değerli izleyenler. Aslına sadık kalınarak inşa edilen TCG Nusret gemisi Çanakkale Deniz Zaferi'ni halkımıza anlatmak ve anısını yaşatmak için 22 ila 24 Haziran 2015 tarihleri arasında Ordu Limanı'nı ziyaret edecek. 7-8 Mart gecesi küçük mayın dökme gemisi Nusret, Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey komutasında 26 adet mayını Çanakkale Boğazı'nın serin sularına kıyıya paralel olarak bıraktı. İngiliz uçakları ve mayın arama birlikleri bunları 18 Mart gününe kadar fark etmeyeceklerdi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda aslına sadık kalınarak 9 Ekim 2009'da inşa edilmeye başlanan ve 18 Mart 2011 tarihinde ziyarete açılan 38.8 metre uzunluğundaki TCG Nusret gemisi, Çanakkale Deniz Zaferi'ni halkımıza anlatmak ve anısını yaşatmak için 22-24 Haziran tarihleri arasında Ordu Limanı'nı ziyaret edecek. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece mayınlar dökülmeye başlandı. İngiliz karakol gemileri devriye dolaşıyordu. Onlara yakalanmak tüm planın bozulması demekti. TCG Nusret gemisinin Ordu Limanı ziyaretine TCG Ödev, A1543 gemisi de refakat edecek. TCG Nusret gemisi ve TCG Ödev gemisi 23 Haziran tarihinde halkın ziyaretine açık olacak. Gece yarısı başlayan dökme işi sabah 5.30 sularında sona erdi. Her biri 80 kilogram şarjlı 26 mayın, Poyraz-Lodos istikametinde 100-150 metre aralıkta 4-5 metre derinlikte döşendi. Değerli izleyenler, haber bültenimizin burada sonuna geldik. Ekranları başında olan herkese mutlu bir akşam diliyoruz ve şimdiden iyi iftarlar. Hoşçakalın.